Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, masallar ülkesinin birinde küçücük bir kız yaşarmış. Bu küçük kız devamlı kırmızı bir başlık kullandığı için herkes onu kırmızı başlıklı kız diye çağırırmış. Kırmızı başlıklı kızın bir de ormanın kenarında yaşayan anneannesi varmış. Bir gün anneannesi hasta olmuş. Annesi de kırmızı başlıklı kıza yiyeceklerle dolu bir sepet vermiş ve demiş ki, kırmızı başlıklı kız, bu sepeti anneannene götür. İçinde çok sağlıklı yiyecekler var. Ama sakın ormanın içine girme ve yabancılarla konuşma. Peki anneciğim? Böylece kırmızı başlıklı kız sepeti koluna takmış ve anneannesine gitmek için yola çıkmış. Tam ormanın önünden geçerken karşısına bir kurt çıkmış. Merhaba kırmızı başlıklı kız. Nereye böyle? Anneanneme gidiyorum. O hasta. Ben de anneanneme yemek götürüyorum. Bak, benim bir fikrim var. Benim evimde çok sevimli yavru köpekler ve kediler var. Onları görmek ister misin? Hayır, asla. Ben tanımadığım insanların evine gitmem. O halde evimdeki harika şeker ve çikolatalardan tatmaya ne dersin? Sen de cahil bir kurtsun. Şeker sağlığa çok zararlı. Ve ben yabancılardan şeker ve çikolata alamam. Çabuk beni rahat bırak. Böylece kırmızı başlıklı kız çok akıllı olduğu için kötü kurta inanmamış. Ve avazı çıktığı kadar bağırarak yardım istemiş. Kırmızı başlıklı kızın sesini duyan bir avcı hemen kırmızı başlıklı kızın yanına koşmuş. Avcıyı gören kurt o kadar korkmuş ki hemen oradan nasıl kaçacağını şaşırmış. Ve ormanın derinliklerine dalıp gözden kaybolmuş. Kırmızı başlıklı kız başından geçenleri avcıya anlatmış. Aferin sana kırmızı başlıklı kız. Başına çok kötü şeyler gelebilirdi. Hadi birlikte anneannene gidip yiyecek sepetini götürelim. Böylece avcı kırmızı başlıklı kıza yardım etmiş ve birlikte anneannenin evinin yolunu tutmuşlar. Anneanne kırmızı başlıklı torununu görünce çok sevinmiş. Benim güzel torunum, bunlar ne kadar harika yiyecekler diyerek kendini çok iyi hissetmiş. Avcı ve kırmızı başlıklı kız anneanneye kötü kalpli kurtu anlatmışlar. Anneanne, bu tehlikeyi atlattığınız için ne kadar mutluyum diyerek avcıya teşekkür etmiş. Çocuklar, tanımadığınız kişilerle asla bir yere gitmeyin. Onların size ikram ettiği şekerlemeleri de kabul etmeyin, olur mu?